Kimsin sen? Kurdoğlu işte, bu kadar. Ya onu demiyoruz. Biliyoruz. Zaten bu kafesin her yerinde kanınla yazılı Kurdoğlu diye. Ben nerelisin diyorum. Yani hiç sormadım. Deden kim, atan kim, memleket nere? Değil mi? Sefer! Buyur abi. Ya şu ışıkları biraz kısın ya. Şov yapmıyoruz. İki gariban oturuyoruz işte. Emredersin abi. Hah. Daha iyi mi böyle? İyi. Anlat bakalım. Kimdensin? Yani en basitinden sağcı mısın, solcu musun? Komünist misin, kafatasçı mısın? Necisin? Ben öksüz yetim büyüdüm İstanbul'da. Anamı da babamı da bilmem. Hayatıma yön çizeceğim yıllarda ya sokakta yaşam kavgası verdim ya da yetimhanede. Ben bunu ilk defa duydum. Yetimhanede mi gördün sen? Hastane gibi orası. Allah yokluğunu aratmasın. Kimseyi de muhtaç etmesin. Ne öğrendin orada? Şucu bucu olmamayı. Ya tamam şucu bucu olma da insanın bir siyaseti olur. Benim siyasetim insandır. Ben bunu bildim, bunu yaşadım hayatım boyunca. Acı çeken, zulüm gören, namusuyla çalışıp hayatta kalmaya çalışan insan. Ben geceleri bu yüzden uyuyamıyorum işte. Bir gariban aç mı, açıkta mı? Bir çocuğun kanına mı giriyorlar? Günahsız bir bebeğin geleceğini mi yakıyorlar? Namuslu bir adamı, kadını sokağın ortasında canından mı ediyorlar? Tamam birader, tamam ya. Şurada iki lokma yedik, vallahi boğazımıza dizdin ya. Dizilsin birader, yalan mı? Senin bindiğin araba, oturduğun ev, yeri geldiğinde bir gecede harcadığın parayla kaç garibanın hayatı kurtulurdu? Ben o yüzden sevmiyorum parayı işte. Tamam, namusuyla çalışıp kazanan, garibana, fukaraya yardım eden, mazlumun karşısında hürmet edene lafım yok. Ama ben öyle para sahibi olmayı, mülk sahibi olmayı beceremem. O yüzden de kazandığım yetiyor işte bana. Bir lokma, bir ırka. Bizi de iyi gömdün, eyvallah. Yok be birader, sen iyisin. Sen iyisin de çevren kötü.